%500'le %750 arası. Fırsat düşecektir. Her şey felç olmuş Türkiye'de. Yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Bir Turgut Özal feda edilecekse burada hazır. Burada benim de Karadeniz'i damarım tuttu. O tür meydan. Kaçmış yok kesmiş. Hadi adam. Hadi adam. Sormadınız mı? Niye mecliste yoktu diye. Siz bütün konuşmaya hakkınız. Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Başı bağlı olarak tutulan yerlere bir doğru. Eski Türkiye programına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz bölümde sizlere 10 yıl boyunca gerilemeyen cezaevlerinin terör yuvası haline getirildiğini ve bu amaçla yapılan hayata dönüş operasyonunu bu ekranda hatırlattık. Bu bölümde ise size bu operasyonun nelerin tetiklediğini hatırlatacağız. Eski Türkiye başlıyor. Hayata dönüş operasyonunun ilk sebebi cezaevlerindeki tutukluların tünel kazıp firar etmesiydi. Araştırmalar sonrasında tutukluların tüneli koğuştaki ranza demirleriyle kazdığı tespit edildi. Tutukluların kazdığı tünel içerisindeki kumları ise elbise torbaları haline getirdiği öğrenildi. Ümraniye cezaevinde ikinci bir tünel daha ortaya çıktı. Yapılan inceleme ve araştırma sonrası ikinci tünelin DHKPC'lilerin kaldığı C9 koğuşundan yemekhane banyosundan başlayarak çıkışa kadar olduğu belirlendi. Yani cezaevine girmek ve çıkmak da çok kolaydı. Yıllarda ise Bayrampaşa'nın adı kazılan tünellerle anıldı. Hatta bulunduğu noktaya kadar kazılan tünel son anda fark edildi ve mahkumların buradan kaçması engellendi. Aralarında o zamanki adıyla Dev Sol Örgütü'nün lideri Dursun Karataş'ın da bulunduğu 16 mahkumun firar ettiği anlaşıldı. Açık görüşte demir parmaklıkların kesildiği bu firar Türkiye'nin de yakın tarihini çok etkiledi. Bir tünel kazıldığı yolunda ihbar gelmiş. Onunla ilgili çalışma yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. Bayrampaşa cezaevinden daha sonra da terör örgütleri TİKO militanları firar etti. Bunun ardından gelen firarlarla cezaevinin adı Yol Geçen Hanı'na çıktı. Bu kadar tartışmalı cezaevinde yeni piyasaya çıkan cep telefonundan her türlü elektrikli eşyaya, kesici aletlerden silaha kadar her şeyin rahatça sokulduğu biliniyordu. Ancak koğuşlara her giriş teşebbüsünde olay çıktı. Söyler misiniz? Nereden çıktı efendim? Dördüncü koğuştan yapılan arabada çıkan beton bir kapak. Şu adam tünel kapağı muhtemelen o şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü şurada bir tane deliği var karşılıklı. Kaldırıp çeşitli içerisinde çalışma yapılıp tekrar kapatılabilir şekilde. Bir daha gösterebilir miyiz? Yuvalar var. Terör suçlarının kalmış olduğu dördüncü koğuşta çıktı. Bizim değerlendirmemiz ilk aşamada tünel çalışmaları yaptıkları yeri üzerine örtmek için kullanılan bir kapak. Ard arda yaşanan tünel krizlerinden kısa bir süre sonra bu kez Ümraniye cezaevinde görülen ancak Bayrampaşa'nın organize ettiği ölüm oruçları başladı. Firar olaylarından sonra bu sefer de ölüm oruçları ve açlık grevleri başlamıştı. Artık bu olayların önünü alamayan hükümet hayata dönüş operasyonu için 19 Aralık 2000'de düğmeye basmıştı. O operasyonda cezaevlerin içinde neler yaşandı hep beraber izleyelim. Ölüm orucunu ben devam ettireceğim. Talepleriniz kabul edilinceye kadar da sürdüreceğim ölüm orucunu. Kesinlikle bırakmayı düşünmüyorum. Siz kaçıncı gündensiniz? 143. gündeyim. Müdahale artık daha fazla geciktirilemeyecek, daha fazla ertelenemeyecek bir anda yapılmıştır. Bu bir zorunluluktu. Bu çağrıyı size defalarca yaptık. Bir daha yapıyoruz. Teslim olana kadar da yapacağız.
4 günden beri sizlere zarar vermeden ölüm orucunda olanları ve hastaları hastaneye tahliye etmek için çaba gösteriyoruz. Ümraniye cezaevi koridorlarında böyle yankılanıyordu bir komutanın sesi. Fakat isyancıların eylemden vazgeçmeye niyeti yoktu. Operasyon için cezaevinin duvarları yıkılmaya başlandı. Jandarma Ümraniye'ye girdi. Silahlı oldukları biliniyordu. Mehmetçik kum torbalarından mevziler yaptı. Kapılar açılamayınca son çare kesmekti. Ve ardından balyozla sökülen kapılar. İşte ilk yakalanan isyancılar. Yapılan barikatların ardından Mehmetçi'ye sıkılan kurşunların izleri ve savaş alanına dönmüş koğuş görüntüleri vardı. İşte hayata dönüş operasyonundan dünyayı donduran görüntü. Ranzaya kelepçelenmiş bir mahkumun ateşe verildiği ilkel hain, 27 yaşındaki kadın bir mahkumu işte böyle ölüme gönderdi. Bodrum'da bir direnişimi kendisini yapıyorum ama... Yakacak. Yani illa kesinleştirmek için beklemenin de alemi yok. Tamam. Cezaevleri arasındaki kurulan telefon trafiği ve eylemcilere verilen kendinize yakın talimatı bile tüyler ürpertmişti. Slogan eşliğinde arkadaşlarını ölüme gönderen bu teröristler, Türkiye'nin nefretle kınadığı yakın tarihimizdeki bir başka alevli vahşeti en çok kınayanlar olduklarını iddia ediyorlardı. Milyonlarca insan ekrana bile bakamazken onların sloganına bakın. Bu slogan vahşeti en iyi tanımlayan an belki de. Yaşasın önderimiz diye slogan atarak bir insanı yakmak, 27 yaşındaki bir kadının aslında terörist Dursun Karataş'a armağan edilmesi değil miydi? Bu direnişin bir sebebi de koğuşlarda çok kişinin kalmasıydı. İddialara göre bir yatakta iki kişi kalıyordu. 90'lı yıllarda çok meşhur olan ve sık sık gündeme gelen rahşan affı belki de cezaevlerinin yetersizliğinden kaynaklanıyordu. Bu sorunun çözümünün cezaevlerindeki koğuş sisteminden oda sistemine geçmek olduğu tespiti yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışmalar başlatılmıştır. Eskişehir cezaevi inşa edilmiştir. Bu normlara uygun olarak. Maalesef 1991'den sonraki iş başına gelen hükümet bu konuda tam ters bir uygulamayı başlatmıştır. Eskişehir cezaevi tamamlandığı halde hizmete açılmamıştır, kapatılmıştır. Kalkıyorlar 40 kişilik koysa 100 kişi silahlı eylem yapıyorlar. Bayrampaşa'da 7 tane otomatik kapıdan geçiyor. Onlar altın kapı tabancayla geçiyor. Adam öldürür. Bir tane aile gözaltına alındı mı? Basın. Bunu duyun. Siz bunu kamuoyuna çıkarttınız. Gece 3.30'da 50 tane ailemiz yok. Ailelerimiz nerede? Açıklasın Sayın Savcı.
Adalet Bakanı. Adalet Bakanı oraya oturup ben insan hakları. İnsan hakları buysa bizim nüfus kağıtlarımızı tutsak ailesi olarak alsınlar, biz istemiyoruz. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 24 sayı askerlik ettim jandarma komandosu olarak. Ama iğreniyorum. Ne kendisine? Türklükten değil. Adaletsizlikten iğreniyorum. Adalet istiyoruz. Mecliste oturup kırmızı koltuklarda adalet istemiyoruz. Halkın içinde adalet istiyoruz. Halkın çocuklarına saldırarak adalet istemiyoruz. Avukatlarımızı almıyorlar. Allahsız değilsiz. Allahsız bir abim benim çocuğumu. Keyfi tehlikeye ettirdi. Ulucanlar cezaevindeki hayata dönüş operasyonu 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı isyanın ardından tutukluların yakınları isyan etti. Bir aydır size yalvarıyoruz. Cezaevinde şunlar var, etmeyin, kan dökülmesin, bunlara sahip çıkın diye. Bir aydır gitmediğimiz televizyon kalmadı. Bir aydır gitmediğimiz gazete kalmadı. Cezaevinde kan dökülmesin dedik. Yalvardık size. Çocuklarımızın kanını dökecekler dedik. Neredeydiniz bir aydır? Neredeydin bir aydır? Gösterin şimdi boy boy. Boy boy gösterin cesetleri. Boy boy gösterin cenazeleri. O kanları gösterin. Çünkü doymadınız kana. Bu ülkede kana doymadınız. Yetmedi mi bu kan? Önce Bayrampaşa, sonra Ümraniye, Ulucanlar, Çankırı, Uşak ve diğerleri. Sözde F tipi cezaevi uygulamasını önlemek için açlık grevleri olarak başlayan ve ölüm orucuna dönüşen eylemlerde ölüm oruçları örgütlerin intihar eylemlerinin en yaygın olarak görüldü. Peki gerçekten aç kalmışlar mıydı? Hiçbir besin takviyesi almıyorlar mıydı? Türkiye genelindeki ölüm oruçlarının başlamasına sebep olan yer Bayrampaşa C14 koğuşuydu. Çünkü bu koğuşta Ercan Kartal ve Şadi Özpolat bu koğuşta kaldılar ve bu koğuştan eylemi yürüttüler. Bu perdenin önünde yemin ettiler ve buradaki yazılarda da 96 ölüm orucu şehitlerimiz halk için öldüler, halk için yaşadılar. İşte bu duvarın önünde bayrak ve flama gererek burada ölüme başladılar. Ercan Kartal ve Şadi Özpolat ölüm oruçlarını aşağıdan karargâhtan yönetirken burada da yattılar. İşte daha sonra cezaevinden çıkartıldıktan sonra kaldıkları bu koğuşları, kaldıkları bu yatakhaneleri ateşe verip buradan çıktılar. C14 koğuşunda merdivenlerde inerken başka bir detay dikkatimizi çekiyor. Bu serum, ölüm oruçlarında kullanıldı. Ölüm oruçlarına eylemine başlayan mahkumlar bu serumlar sayesinde ayakta kaldı. Kimi zaman bu serumlarla vitamin, kimi zaman da onlara hayat takviye edildi. Burada da ilaçlarını görüyoruz. Bu şırıngalar sayesinde ayakta kalmayı başardılar. Dışarı çıkan hastalarda görülen haseki ve cerrah işlemlerde öyle uzun açlık bulguları yok. Klinik tabloları çok ağır durumdaydı. 35 kiloya kadar inmiş hastalar mevcuttu. Göremeyenler vardı. Nörolojik defektleri olanlar vardı. 60 gün orucu tam tutan bir hasta en az geçen sene bize gelen hastalar gibi ağır durumda olmalıydı. Birinci grup, ikinci grup, hatta son bir de üçüncü grup katılmıştı. Şimdi ikinci gruptakiler daha henüz olayın çok başındaydılar. Yani o insanlar görüldüyse eğer, onlar tabii ki ölüm orucunda idiler ama henüz daha hiçbir belirtileri yok. Ben kendi kayıtlarıma dayalı olarak söylüyorum ki bir kilo kaybı söz konusu. Yani bu insanlar yani yeterince yemedikleri açık tabii. Saatli bombanın nasıl bomba çeşitleri var? Bombanın bombaya dönüştürülmesi var. Tüp gazların bombaya dönüştürülmesi var. Kontrolde bunların ölüm orucunun 60 gün sürmediğini, ölüm orucunu propaganda olarak kullandıklarını, sağlıklarının uygun olduğunu gördüler. Arkadaşlar.
1996 yılında 69. günde müdahale edilen mahkumlar şimdiki mahkumlarla karşılaştırılabilir miydi? Bu süreç eğer yine 69-70. Güne gelmiş olsaydı ve bu şekilde açlık grevi sürmüş olsaydı bu duruma o zamankine benzer bir duruma düşebilirlerdi. Ölüm orucu veya açlık grevine bağlı bir tıbbi problemi yoktur. Ölüm orucu yoksa kaçıncı gününün tespiti diye söz konusu olamaz. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan da ölüm oruçlarına rağmen mahkumların sağlıklı olduklarını doğruladı. Bu açıklamalar ölüm oruçlarının sahte olup olmadığı sorularını akıllara getirdi. Türkiye bir sınav vermektedir. İnsan hayatının kurtarılması en yüksek değerdir. Müdahale bu amaçla yapılmaktadır. Aynı zamanda bundan böyle 1991'den beri çeşitli cezaevlerinde sarsılan devlet otoritesi de tam olarak kurulacak. İntihar eylemlerinin asıl hedefi duygu sömürüsü yapmak. Bir başka deyişle masum gözüküp kamuoyu desteği almak. Yok oluş psikolojisine kapılan örgüt bir yandan tavan desteğini tamamen kaybetme korkusu yaşarken diğer yandan kendi kadrolarına tehdit savuruyor. Bu tehdit gerektiğinde intihara hazır olun emir ve mesajını taşıyor. İntiharlar örgütün sona erdiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Küçülme kompleksine ve sinir bunalımına girmek, faaliyet kanallarının tıkandığını hissetmek, muhatap alınmamaktan doğan panik ve tedirginlik, örgütün intihar eylemlerine başlama nedenlerinden diğerleri. Örgüt, intihar eylemlerini gerçekleştirecek militanları seçerken nelere dikkat ediyor? Örgütler özellikle gözden çıkarttığı ve kırsal faaliyetlerde kullanmadıklarını seçiyor. Zihni, fiziki ve ruhsal hastalıkları bulunanları tercih eden örgüt, militanların çok çocuklu ailelerin fertleri olmasına dikkat ediyor. İntihar eylemlerinde bulunması için seçilen militanların aile yapısı örgütler için çok önemli. Yakınları hala örgüt içinde bulunan ya da yakalanıp cezaevine konulan ve çatışma esnasında öldürülen militanların yakınlarının beslediği intikam duygusu örgüt tarafından değerlendiriliyor. Sakin ve sessiz kişilikte olanlar, çocukluk ve gençliklerini yaşayamayanlar, bulundukları çevrelerin dışına çıkamayanlar ve ekonomik düzeyi düşük olanlar. Örgütlerin acımasız eylemlerinde kullandıkları için seçtikleri militanların diğer özellikleri. Örgütün iç bunalımlarının dışa vurduğu intihar eylemleri için seçilen militanlar, kahraman olacaksın telkinleriyle kandırılıyor. Özellikle kadınların seçilmesinin nedeni ise daha duygusal ve şartnameye açık olmalarıyla örgüt içinde işe yaramıyorum psikolojisinin gelişmesi. Bu bölümde sizlere hayata dönüş operasyonunu tetikleyen maddeleri sıraladık sevgili izleyiciler. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Tuza %550, gübreye %500'de, %750 arası. Fırsat Türkiye'de. Her şey belli olmuş Türkiye'de. Yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Bir Turgut Özal feda edilecekse... Burada hazır. Burada benim de Karadenizli damarım tuttu. Hoşçakalın meydanlarım. Kaç mı çok kez geç? Hadi hadi. Hadi hadi. Sormadın mı? Niye mecliste yoktu diye. Kimsesini konuşmaya hakkınız. Üniversiteye başı kafayı giremezsiniz. Başı bağlı olarak tutulan yerlere gidiyoruz. Allah!